Ayasofya Camii ziyaretinde bugün yeni bir uygulama başlıyor. Tarihi mabedin bir kısmı artık biletle ziyaretçi ağırlayacak. Bizans mozaiklerinin yer aldığı galeri katı 25 euro. Yerli ziyaretçilere müze kart ücreti karşılığında ziyaret edilebilecek. Alt kısımdaki ibadet alanı ücretsiz olacak. TGRT Haber muhabiri Hanifi Bayar şu an Ayasofya'da. Yeni uygulamanın detaylarını aktarmak üzere de karşımızda. Hanifi, kolay gelsin, söz sende. Ayasofya Camii'nde yeni uygulama bugün itibariyle hayata geçirildi. Ziyaret alanıyla ibadethane alanının girişleri ayrıldı. Şu anda bizler burada ziyaret alanındayız. Az sonra sizlere ibadet alanında göstereceğiz. Bakın, buraya girdiğinizden itibaren artık rehber uygulaması da burada rafa kalkmış durumda. Çünkü dijitalleşen dünyaya Kültür ve Turizm Bakanlığı da ayak uydurmuş durumda. Ve buraya girdiğinizde işte orada yabancı turistler uygulamanın ilk gününde uygulamayı ilk kullananlar, bizler de uygulamayı kullanacağız. Bakın, buraya geldiğinizde kameranızı açtığınızda burada bir QR kodunu göreceksiniz. O QR kodunu okutarak, o QR kodunu bu şekilde okuttuktan sonra şimdi sizleri Kültür ve Turizm Bakanlığı bir siteye yönlendirecek. O siteden itibaren de Ayasofya Camii'ndeki galeri katını, yani ziyaret katını gezebileceksiniz. Kameraman arkadaşım Yusuf Öztürk ile beraber bizler de ilerliyoruz. Ayasofya 537 yılında inşa edilmiş bir yapıdan söz ediyorum sizlere. 86 yıl aranın ardından Temmuz 2020'de tekrardan ibadete açılmıştı Ayasofya Camii. İbadete açıldığı günden itibaren de akın akın ziyaretçiler geldi. Tabii ki yapının da herhangi bir şekilde zarar görmemesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü harekete geçti. Restorasyon çalışmaları başladı. Ziyaret akınının bir türlü önüne geçilemeyince ve ibadet de rahat bir şekilde, İslami koşullara uygun bir şekilde gerçekleştirilemeyince hem sesten hem kalabalıktan dolayı böyle bir uygulama hayata geçirildi. İşte bu uygulamayla beraber Yusuf Öztürk'ten rica edeceğim şimdi, ibadet alanını gösterecek. Orada sizlere Müslümanlar namazlarını kılıyorlar, dualarını ediyorlar o alanda. Ziyaret katıyla o alan ayrılmış durumda. Tabii ki oraya girip namaz kılmak isteyen, dua etmek isteyen Müslümanların girişleri ücretsiz. Tekrarlıyorum, Ayasofya Camii'sine geldiğinizde bir vakit namazını kılayım dediğinizde herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece şu an benim bulunduğum bu kattan değil, alt kattan, cami katından giriş yapıyorsunuz ve ziyaret alanını görmüyorsunuz. Ama ziyaret alanının sonunda o alana gidip namaz kılmak istiyorum diyorsanız, yani kısacası ben ziyaret alanını da gezeceğim diyorsanız, ücret 25 euro. Güncel kurla beraber 830 TL'ye tekabül ediyor diyebilirim. Ayasofya'da ziyaret alanını gezmeye devam edeceğiz. Tabii ki burada ilk günde turistler de gelmiş durumdalar. Bakın, şu anda ben uygulamayı açtım. Az önce QR kodu okuttum ve burada Kültür ve Turizm Bakanlığı beni bir platforma yönlendirdi. Bu platformda artırılmış gerçeklik de bulunuyor ve geldiğimizde İmparator Aleksandros'un mozaik panosunu görmek istediğinizde bir numarayı tıklıyorum ben. Burada artırılmış gerçeklikle deneyimle dediğinizde sizi kameranıza yönlendirecek ve kameraya yönlendirildiğinde de artırılmış gerçeklikle beraber Aleksandros İmparator'un mozaik heykelini bu şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bakın, hemen yukarıda kameraman arkadaşımdan rica edeceğim. İmparator Aleksandros'un mozaik panosunu incelemek istediğinizde artırılmış gerçeklik sizlerle burada yer alacak ve yardımcı olacak. Bu şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Cami harim katını gezebiliyorsunuz. Bizans dönemine ait birçok buradaki işlemeleri, taş işlemelerini görebiliyorsunuz. Osmanlı dönemine ait eserleri de tabii ki görebileceksiniz. Cennet cehennem kapısından da çıkış yapıyor ziyaretçiler. Hiçbir şekilde ibadet alanını buradan herhangi bir şekilde giriş mümkün değil. Sadece çıkış noktasında bir giriş yapmak mümkün. İşte görmüş olduğunuz gibi burada turistler de ilk gün devam ediyorlar gezmelerine. Şu şekilde devam edelim Yusuf Öztürk. Tabii ki çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Bakın,
537 yılında inşa edildi. Çok güzel bir görüntü var. Yusuf, bu noktadan lütfen görüntü paylaşır mısın seyircilerimize? Bakın, Müslümanlar şu anda orada ibadetlerini gerçekleştirdikten sonra cami katında da fotoğraf, video çekiyorlar. 86 yıllık bir hasretin sona ermesinden sonra 2020 itibariyle beraber ibadete açıldı Ayasofya Camii. Tabii ki ziyaret alanında turistler de oraya bakıyorlar şu anda. Oradaki olanları anlamaya çalışıyorlar. Yanlarındaki rehberleri soruyorlar. Ne yaptılar, ne yapacaklar diye. Onlar da Müslümanların ibadetlerini bu noktadan izleyebiliyorlar. Yusuf, bu şekilde devam edebiliriz. Çok büyük bir alanı geziyoruz şu anda. Bakın, burası inşa edildiğinde nasıl bir yapıdan bahsediyorum biliyor musunuz? Burası inşa edildiğinde Peygamber Efendimizin doğumuna daha 40 yıl vardı. 5 yıl 11 ayda bitirildi. Ve Kutlu Fetih'ten sonra Osmanlı döneminin eserleri de buraya ilmek ilmek işlendi. Ama tabii ki hem kendi ecdadına saygısı olan Osmanlı, hem de geçmişteki kültürel varlıklara saygısı olan Osmanlı hiçbir şekilde hiçbir esere zarar vermedi. İmparatoriçe locası, yani kraliçe locası burada bulunuyor ve buraya geldiğinizde de aynı şekilde artırılmış gerçeklikle beraber 2 numarayı bu şekilde uygulamada tıkladıktan sonra hem artırılmış gerçeklikle beraber hem de burada dinleme imkanınız da var. 23 farklı dilde dinleyebiliyorsunuz diyelim. Ve Ayasofya Camii'ndeki ziyaret alanının ilk günü bugün, uygulama başladı. Ziyaret alanıyla ibadet etmek isteyenlerin girişi ayrıldı. İbadet etmek isteyenler herhangi bir ücret ödemeden ibadet noktasına, aşağı kata gelebiliyorlar. Ziyaret noktasını, bu noktayı gezmek isteyen yabancı, yerli fark etmiyor. Turistlerden 25 euro ücret alınacak. 25 avro diyelim. Güncel kurla beraber 830 TL'ye tekabül ediyor. Mermer kapıdan geçeceğiz. Sonra cennet cehennem kapısından geçtikten sonra da Ayasofya Camii'sinin kuzey doğusundan çıkış sağlayabileceğiz. Bakın, ilk gün olmasına rağmen buradaki turistlerin sayısında bir azalma veya da artma var mı? Tabii ki önümüzdeki günlerde o biraz netlik kazanacak ama tarihi bu yapıyı görmek isteyen turistler, yerli yabancı fark etmeksizin akın ediyorlar buraya. 3. Ahmet Çeşmesi'nin hemen karşısında bilet noktası kuruldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da şöyle bir açıklama yaptı. Amacımız, dedi, camideki ibadetin rahat bir şekilde sağlanması ve cami girişindeki uzun kuyrukların önüne geçmek, dedi. Ve kurulan bu yeni uygulama da ilk gününü yaşıyor bugün dedikten sonra Ayasofya Camii'ndeki ziyaret alanında yeni uygulamayı sizlerle paylaşmış olduk diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım. Gülden Kalecik. Peki. Hanifi, çok teşekkür ediyoruz tüm aktardıkların ve önemli detaylar için.